Sen kim? Benim oğlum adına davet vermek kim? Sen git bir kere yer sofrasında yemek ye. Sen davetten ne anlarsın ya? Davetmiş. Yani ablacığım, kralın davetine gidememiş kötü kalpli cadı gibisin ya. Bir alışamadın gitti şu duruma be. Allah Allah. Neye alışacağım ben Caner? Neye alışacağım? Niçin alışacağım? Ne münasebetle? Yıldız da alışmasın. Alışamıyor ki zaten. Hep diken üstünde kız. Ay, beter olsun. Kaya ile Şahika'yı çağırmış davete. Bak, bak. Tamam. Şimdi belli oldu senin feveranının nedeni. Aklı sıra beni sinir edecek. Aklı sıra. Aklı sıra edecek tabii. Çünkü sen kendi kendine hiç sinir olmazsın. Caner, Allah aşkına ne oluyor ya? Niçin sen ablanı motive etmiyorsun? Ablacığım de yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik de mesela. Bardağın dolu tarafından bakalım de. Ha? Abla, ben yıllardır bu bardağın dolu tarafına boş boş bakıyorum. Yahu bak, bu bardağın dolu tarafındaki suyla benim mezarımı sulamalarından çok korkuyorum. Abla, ne motivasyonundan bahsediyorsun sen ya? Ha? Bu sevdayı senin tuttuğunu öğrenseler başımıza neler gelir biliyor musun? Ya nereden öğrenecekler? Kimse anlamayacak. Rahat ol diyorum sana. Rahat mı olayım? Nasıl rahat olayım abla? Nasıl rahat? Sen nasıl bu kadar rahatsın? Onu da anlamıyorum yani. Hayatım, ben bir insanı satın alırken öyle o piti piti diye seçmiyorum ki. Önce bir araştırıyorum, bakıyorum, emin oluyorum. Yıldız mıyım ben? Yani Sevda bizi asla satmaz diyorsun, öyle mi? Satmaz değil. Satamaz. Nasıl ya? Bilemiyorum Ender Hanım. Tamam, paraya ihtiyacım var ama her ne kadar geçici olarak gelmiş olsam bile buradan nasıl ayrıldığım da önemli benim için. Öyle mi? Doğru. Bundan önceki çalıştığın yerden nasıl ayrılmıştın acaba? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Sence ben seninle burada boşuna mı konuşuyorum? Hı? Bak Sevdacığım, ben biriyle konuşmadan önce onu iyice bir araştırırım. Senin için patronunla ilişki kurmak çok büyük bir mesele değil, değil mi? İkimiz de bunu biliyoruz şu anda. Hem öbür taraftan elin boş ayrılmışsın. Buradan para da kazanacaksın. Siz nereden biliyorsunuz bunu? O da benim işim. Ailen de bilmiyor tabii ilişkini, değil mi? Ender Hanım, benim ailem çok tutucu. Ya eski patronumun karısı bizi bulmasın diye bir yalan uydurup ev değiştirdik. Bilseler beni evlatlıktan reddederler. Hay Allah. O zaman sen bana yardım et, seni evlatlıktan reddetmesinler. Ha? Ya Allah, yemin ederim artık senin bana ihtiyacın kalmamış. Sen resmen tek kişilik bir örgüt olmuşsun ya. Aşk olsun Caner'cim, benim sana her zaman ihtiyacım var. Canım kardeşim benim. Abla, var ya, seni şu mafya kadınlar belgeseline yerleştirmek lazım. Yani hikayen bir numara olur vallahi. Aşk olsun Caner. Ablanla iftihar edeceğine neler söylüyorsun? Alındım vallahi bak. Yani bu da bir iftihar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.